Herkese merhaba. Günlerdir çok korkunç bir dosyayı konuşuyoruz. Kamuoyunda birçok yerde belki görmüşsünüzdür Yeni Doğan Çetesi. Aslında Yeni Doğan Çetesi diyebilirsiniz. Ölüm hastaneleri diyebilirsiniz. Adına birçok şey söyleyebilirsiniz. Çünkü ben dosyayı okuduğumda bu tasvirlerin hepsinin az bile kaldığını size söyleyebilirim. Çünkü dosyayı okudukça bu kadar da vicdansız değiller, bu kadar da vicdansız olmamışlardır dediğimiz her şeyi yapmışlar. Ne için? para için. Yani hastaneleri, sağlığı öyle bir kullanmışlar ki para kazanabilmek için bir tek gelen hastaların sağlığını düşünmemişler. Hadi yetişkinleri geçtik. Yetişkinlerin de yoğun bakımında birçok usulsüzlükler dönüyor, ölümler gerçekleşmiş. Bunları geçtim. Bu bile korkunç ama diyorum ya 12 bebekten bahsediyoruz. Ne istediğiniz bu 12 bebekten. Günlerdir konuşuyorum ya. Türkiye'nin bu konuyu konuşması gerekiyor. Türkiye sağlık sistemini nasıl yeniden dizayn edebilir bunu konuşması gerekiyor. Ve aynı şekilde hep konuşurken diyoruz ya bu çürümüşlük daha nereye kadar gidiyor? Sadece bu hastanelerle mi ilgili? Bu hastanelerin dışında yüzlerce hastane var. Yüzlerce hastane kolay para kazanmak için devletin sağlık sistemindeki açığını kullanıyor. İşte o açığın giderilmesi için ya da özel hastanelere bir ders niteliğinde işlem yapılıyor mu? Hayır, yapılmıyor. Bunu niçin söylüyorum yapılmadığını? Çünkü günlerdir konuşuyorum. Tabiri caizse neredeyse dilimde artık derman kalmamış bir şekilde konuşuyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan hiçbir şekilde bir ses çıkmıyor. Aynı şekilde Ankara'da Sağlık Bakanlığı ve sağlığımızı dizayn edecek yetkili merciler sadece suskunluğa bürünmüş durumdalar. Şimdi tamam Sağlık Bakanlığı konuşmuyor. Bir eleştirim muhalefet partilerine. Özellikle ana muhalefet partisi lideri Özgür Özel'e de eleştirim var. Şunun için eleştirim var. Kendisi bir sağlıkçıdır. Kendisi sağlıkçı olduğu için aslında Türkiye'deki sağlık skandalını en iyi bilen, en iyi yorumlayacak kişi kendisidir. Ama biz maalesef ki ana muhalefet partisinden de bir ses duymuyoruz. Eğer ki toplumun yanında yer almayacaksanız ne zaman toplumun yanında, halkın yanında var olacaksınız? Şimdi diyorum ya, günlerdir ben bunu konuşuyorum. Medyadaki artık diğer arkadaşlarımız da konuşuyor, meslektaşlarım da konuşuyor. Çünkü ben size bir söz verdim. Ben o 12 bebeğin hakkını sonuna kadar arayacağım. Ben 12 bebek için bu mücadelemi sürdüreceğim sadece 12 bebekle de değil dosyayı okuduğumda o kadar korkunç tablolar görüyorum ki sağlıklı bebeklerin yoğun bakım ünitesinde yatırılması ve yatırıldıktan sonrasında yanlış tedavilerle engelli olması var. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Annesiniz, babasınız, çocuğunuz doğmuş, sağlıklı ve siz bunun sağlıklı olduğunu bilmiyorsunuz. Yeni doğan ünitesine giriyor ve çocuğunuzu aldığınızda hatalı yapılan uygulamalarla, verilen ilaçlarla bebeğiniz engelli oluyor. Ve bir ömür boyunca anne baba o engelli çocuğa bakacak. Her gittiğinde, her akşam eve gittiğinde, her sabah kalktığında engelli çocuklarını görecekler. Niçin? Bu hastaneler daha çok para kazansın diye. Niçin? Bu sağlık görevlileri acımasızca, vicdansızca daha çok para kazansın diye. O zaman ben bu dosyayı sonuna kadar götürürüm ve sonuna kadar onları afişe ederim. Sonuna kadar da bu dosyanın takipçisi olacağız. Bu dosyayı dediğim gibi 12 bebek ve o yoğun bakım ünitesinde haksız bir yere yatmış olan bebekler için bu dosyanın takipini yapıyor olacağız. Dedik ya dün bazı yine sosyal medya hesaplarımdan bazı paylaşımlar yaptım. Bunların gözünü sadece para bürümüş. Para dışında hiçbir şey düşünmüyorlar. İşte birazdan okuyacağım. Bugün size sadece bazı tapelerden okuyacağım. Yani tape dediğimiz dosyaya girmiş olan suç unsuru olan telefon konuşmaları. Yani o örgütün kendi içindeki bazı telefon konuşmalarını size aktarıyor olacağım. O yüzden de bu tabloyu her gün her gün gündemde tutacağım. Size anlatacağım. Sosyal medyada anlatacağım. YouTube'da beni izlesinler, izlemesinler önemli değil ama sosyal medyada anlatacağım. Sosyal medyada benim paylaşımlarını görüp başkaları alsınlar, kullansınlar, onlar anlasınlar. Sesimizi ne kadar çok duyurursak o kadar iyi. Sesimizi Ankara'ya Sağlık Bakanlığı'na duyurmamız gerekiyor. Sesimizi muhalefet partisine duyurmamız gerekiyor. Çünkü hepsi bu halka hesap vermek zorundalar. Bu halk için, bu bebekler için bu mücadeleyi herkes yapmak zorunda. Bu mücadeleye yapılırken kimler taş koymak istiyorsa biz o taşları da teker teker yıkmasını biliriz. Çünkü bebeklerin ölümünden hiç kimse para kazanamaz. Para kazananlar varsa onların kursağından o paraları getireceğiz. Toplum olarak getirmesini de biliriz. Dün akşam sosyal medya hesabımda bir paylaşım yaptım. O paylaşıma eğer gördüyseniz iki örgüt üyesi hastanelerden çaldıkları o ilaçları yani solunum yetmezliğinde kullanılan ilaçları nasıl yurt dışına sattıklarını anlattım, gösterdim. Ve bu ilacın aslında ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatacağım. Ama öncesinde dediğim gibi parça parça gideceğim. Şimdi ekranın yan tarafında da göreceksiniz bir tape yayınlayacağım. Burada işte iki kişi konuşuyor. İşte dolapta ne kadar ilaç var onlardan konuşuyor ama ardından şuraya geliyorlar. Denetimden bahsediyorlar. Birileri şikayet etmiş diyor. O şikayete göre de diyor bizi birileri şikayet ettiği için denetime gelecekler diyor. Sağlık Bakanlığı'ndan diyor denetime gelecekler diyor. Şimdi diyor ona karşı diyor hazırlıklı olun diye bunu söylüyorlar. İşte Reyap'ta gelmişler, e, dosyaları incelenmiş. İşte diğer hastanelere de gelecekler. Orada özellikle az önce bahsettiğim solunum yetmezliğinde kullanılan ilaçlarla alakalı bir bilgi paylaşıyorlar. İşte o ilaçların denetimine dikkat edin diye orada söylüyorlar. Ve şurada bir cümle var. Ona ben çok takılmıştım. Hasan Basri Gökün yapmış olduğu bir telefon konuşmasındaki bölümden bahsediyorum. 112'yi bırak devlet bunların nokta nokta yapar. O sözleşmeyi görse. Çünkü hepsi 112 şeyin de nezdinde olması lazım. Yani bu hasta kaçırma pazarlamaya geçiyor. Hasta kaçırıyorsun 112'den. Yani diyorlar ki devletin 112 sistemi var ki biliyorsunuz ki aslında hasta nakillerini 112 ayarlaması lazım. Ama bunlar o 112 sistemini nasıl açtıklarını anlatıyorlar ve hasta kaçırma pazarlama diye geçiyor. Yani hastayı kaçırıyorlar ve başka hastanelere pazarlıyorlar. Pazarladıkları kim? Bebekler. İşte bu kadar vicdansızlar yani. Sonrasında Mehtap Sayar'ın bir konuşması var. Orada şöyle bir şey diyor. Bahsedeceğim hoca yok, doktor yok. Yalandan bir doktor getirdiler, yukarıdan kadın hiçbir şey bilmiyor. Sanki kırık küvezlere varana kadar yan tarafta öyle adam hep dalga geçiyor. Hem şey yapıyor, diyor ki sen keyfine göre mi tutuyorsun burada? Niye tapurcu etmiyorsun bu hastayı? Bu hastanın nesi var burada yatıyor? Ben de yanında bakıyorum, biz bu çocuklara siz niye burada bakıyorsunuz? Bırakın boşalsın yataklarınızı bilmem ne olsun. Vırt sırt öyle dalgaya vura vura konuşuyor. Ama böyle de değil. Küfür ediyor orada. Sıvadı yani burada diyor. Bir doktorun aslında oraya gelip kızmalarından bahsediyor. Daha sonrasında şuradan bahsedeceğim. İşte diyor ki bir başka konuşmada Mehtap dolaptaki geçmiş tarihi niye kullanmadın? Yani bebeğe diyor ki geçmiş tarihli ilaç ver onları kullan. Yeni tarihli ilaçları yurt dışına satacağını belirtiyor. Bir saniye dur diyor şuraya bir dakika bir dur diyor. Yarısını yetiştir yapabildiğin kadarıyla geri kalan da bakacağım diyor. Ayrıca dolaba okey to ayırma şimdi diye böyle bir şey söylüyor. En korkunç bölüme geleceğim yine buradaki konuşma için. Mehtap Sayar diyor ki Hasan Bahri Göke tüm ilaçları ilacın ismini söylemiyorum tüm ilaçları almış götürmüşsün dolapta bir tane bile yok. Bak bu çocuk dört tane diyor bir yerde olacak da köşeye bıraktım diye söylüyor. O dedi ki, ben görmedim diyor. Yine aynı şekilde hani konuşuyor orada kendi aralarında işte nasıl görmezsin hani orada olması gerekir diyor. Yani hastanede bebeklere verilecek olan ilaçları işte götürdüklerini söylüyoruz. Ve sonrasında yine Hasan Bahri Gök'ün bir konuşması. Şimdi Doğukan Fırat Sarı ile konuşuyor. Az önce onu dinliyordum. Arkadan Fırat Sarı'nın dediği cümle şu Türkmen vardı ya. Bakın bu çok tehlikeli bir yere doğru gittiğini göstermiş. Şimdi bu Türkmen'den yaklaşık 38 bin lira para aldık tamam mı demiş. Kendi içlerindeki bu anlaşmazlıklarından bahsediyor. Bu 38 bin liranın 12 bin 500 lirasını hastaneye verdik. Yaklaşık 25 bin lira falan kalıyor diyor. Doktor aldı diyor. Bu kendi aralarında bir problem oluyor. Doktor niye bu kadar parayı alıyor? Biz niye bu kadar kendi içimize para almıyoruz diyerek kendileri e buna dair bir problem yaratıyorlar. Yine Hasan Basri Gök şöyle bir şey söylüyor. Sana Fırat Sarı'nın ismini vermezdim. Al veriyorum. Bizi bu işe sokan kişi Fırat Sarı'dır. Fırat Sarı bu dosyanın yani şu anki bizim konuştuğumuz dosyadaki hastanelere bağlayan, hastanelere bir ticarethane gibi yeni doğan ünitesini kullanan Reap Hastanesi'nin çocuk doğum uzmanıydı. Ve burada aslında o kişiye dair çok önemli bilgiler veriyor. Bizi bu işe sokan kişi Fırat Sarı'ydı. İlk bunu yaptıran kişi bize Fırat Sarı'ydı. Bunu yaptıran bir küfür ediyor. Biliyorsan sadece yorum yapıyorsun diye orada metapla konuşuyor. Metap dediğimiz kişi aslında Hasan Basri Gök'ün de kız arkadaşı olduğunu söyleyebiliriz. Yine bir başka konuşma. Fırat Sarı'nın hakkında öğrenmemesi gereken bir şey öğrendiler. Sadece kimin olduğunu bilmiyorlar. Bunu kurcaladılar anladın mı? bunun da benden çıktığını düşünüyorlar. Büyük ihtimalle o yüzden çıldırıyor, etrafa saldırıyor, kudurmuş köpek gibi etrafa saldırıyor. Olayın ne olduğunu öğrenmesin. Çünkü öğrenince hayatı tehlikeye girecek, haberi yok çünkü. Fırat Sarı Kudurmuş gibi sadece şu an dikkat dağıtıyor. Sadece kendini akıllı zannediyor. Anladın mı diyor. Şimdi burada Fırat Sarı ile hakkında bazı şikayetler yapılmış durumda. Artık iş Aykoya çıkmış durumda. O yüzden de artık kendi içlerinde bir anlaşmazlık yaşadıkları dönem diyor. Yine Hasan Basri Gök beynini insanları da kullanıyor. Doğukan da bunlardan biri. Doğukan beni kullanmadı. Doğukan'ın aldığı para da önemli değil. Doğukan isterse üstüne 100 bin lira para alsın anladın mı? Fırat Sarı'ya söylediği fiyatla aynı fiyattan satıyor diye söylüyor. Aslında orada ilaçları nasıl sattıklarından bahsediyorlar yani. Ve korktukları da bazı hastanelerin başka hastanelere gittiği. O yüzden ben bunu ısrarla söylüyorum. Çünkü başka hastanelere de gittiğinden bahsediyorlar. Bu da tehlikeli bir durum olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Biraz hızlı gideceğim. Bakın yine tehlikeli bir konuşmayı size anlatacağım. Burada yine Mehtap Sayar'ın yapmış olduğu bir konuşma. Vizitliğim acil miydi diye soruyor bir başka hemşire için. Ya bir tane bebek ölmüştü ya bebek akıncı diye. O da diyor ki Hı, hı diyor. ben onun şeyini dosyasını kontrol ediyordum da kan yapmamışsınız. Ben saatlerdeki yanlışlıklar vardı düzelttim saatleri ama şeyi hesaba katmamışım. Ölüm saatini hesaba katmamışım. Yani form istedim de düzeltilmiş şekilde sizlerden birinin el yazılı yazılması gerekiyor. Bunu muhasebeden arayan yani bir kişi ve orada diyor ki bir problem var diyor. Aslında hep söylüyoruz ya bebeklerle ilgilenmiyorlar, bebeklere durumuna bakmıyorlar. Bebeklerin durumuna bakmadıkları gibi dosyalarında sonradan kendileri düzenliyorlar. Ölüm saatlerini bile kendileri düzenliyor. Ama bakın bir konuşma vardı. Özellikle birinci hastanesi ile alakalı bu ismi de ısrarla veriyorum. Birinci hastanesinin sahibi de aynı şekilde ölüm saatlerinin değiştirilmesi gerektiğini sürekli tapelerde görüyoruz, ifadelerde görüyoruz. Sürekli ölüm saatleri değiştiriliyor ve kan değerleri değiştiriliyor. Bunu ısrarla sizlere söylüyorum. Bir başka konuşmaya geçiyorum. Muhasebeden aradılar. Bu bebek Yunaç diye bir bebek var. Onun akciğer grafisi ilk gün çekilmediği için bana diyorlar ki entübe. Yani aslında bu bebek entübe olmaması gereken bir bebek ve bu bebek baktığımız zaman sağlıklı bir bebek ama yeni doğan ünitesinde nasıl tutmaları gerekiyor? Almışlar, koymuşlar ama dosyada bunu bir belirtmeleri gerekiyor. Bir müfettişler geldiğinde niye entübe ettiklerini, niçin yoğun bakım ünitesinde bıraktıklarını anlatmaları gerekiyor. Ve orada da diyor ki, o zaman diyor başka bir bebekten bir akciğer filmi diyor, çekin diyor. Onun dosyasına konun diye e, bunu söylüyorlar. Mesela hani buradan yine devam edeceğim. ya. tamam sen kayıt olarak Yunatçı'ya gireceksin. Günatçı ilk günkü akciğer gireceksin. Yani ilk gün diyor gireceksin. Onu sana medikal muhasebe şeyini açması lazım. Protokolün açması gerekiyordu. Evet diyor açtı diyor. Orada devam ediyor. Oradan bir tane entübe kime çektirebilirsin? Mesela dur diyor düşünüyorum diyor. Külahçıoğlu diyor olabilir. Dur diyor, bir dakika diyor. O bebek diyor büyük bir bebek. Tamam. Kız mı erkek mi diyor? Bir dakika diyor 36 bir bebekten bahsediyoruz. Başka bebek var diyor. Kuşlu bebek vardı. Onu diyor çektirin diyor. Yani yunatçı olarak diyor girin. Kimse diyor çaktırmasın diyor. Onu diyor çekin diyor. O oradaki diğer da diyor ki tamam diyor. Bu kadar basit. İşte sistemi nasıl bertaraf ettiklerini anlatıyorlar. O yüzden diyoruz ya Sağlık Bakanlığı bu sistemi değiştirmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bu sistemi yeniden dizayn etmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığı bu hastanelere bir bedel ödetmesi gerekiyor. Biz bu hastanelere bedel ödetmezsek bunun gibileri çıkmaya devam edecek. Ve bizim çocuklarımız, sizin çocuklarınız ya da yakınlarımızın çocukları hastaneye düştüklerinde mutlaka bazıları bu tarz muameleyle karşı karşıya kalacaktır. Belki şu an çok fazla gündemde de kalmayacaktır ama biz bunun sonunu getiremezsek bir sene sonra bu sistem yine devam ediyor olacak diye söyleyebiliriz. Yine Hasan Basri Gök'ün bir konuşması. 112 bekliyor. Çocuğun 17. günü olmuş. 17 günlük epikriz yazılacak. Çok farklı şey, çok farklı şey yazacağız çocuğa. O da diyor ki tamam diyor mektapta. Yine Hasan Basri Gök anladın mı? Normal epikrizin 5 katı uğraşmam lazım. O çocuğu bir sürü kalp anomalisi var, sıkıntısı var. Epikriz sablonları elimizde yok. Fırat Sarı Reyap da var diyor. Yani ben bir süre hiçbir şey ulaşmaya çalışıyorum. Orada küfürlü konuşuyor. Ben bu gece yine orada küfürlü konuş. Pazartesiden beri yolla çocuğu. Fırat Sarı durdurdu. O durdurdu. Sonra Fırat Sarı gönderdi. Doğukan göndermedi. Fırat Sarı o zaman kalsın dedi. Bir sürü şeyle uğraşıyorum ben diye. Ne kadar zor iş yaptığını anlatıyor. Yani sahte işlerden bahsediyor. Yine Hasan Basri Gök'ün bir konuşmasından bahsedeceğim. Mehtap bir tane eks olan bebeğim var. Senin değişik bir ismi var. Orada yine küfürlü konuşuyor. Sürekli bebeklere yönelik küfürlü konuşuyorlar yani. 6 gün mü neydi diyor, evet diyor değişik ismi vardı. bir tane x var, kaç tane x vardı diyor, yine oradan bahsediyor. Bu ayda diyor, ay hatırlama çalışacağım şimdi diyor, dur hatırlayamıyorum. Hadi diyor Osman Akıncı diyor, yine buna geliyor. Hadi diyor tamam diyor, kaç gün diyor, 5-6 gün diyor. Neyden, diyor, neyden öldü diyor. Neyden öldü Akıncı Osman, hipertansiyondan öldü diyor. Onu sana atsam düzeltebilir misin, düzgün bir şekilde diyor, ben atacağım diyor, kötüleştireceğim diyor sadece. Bakın bu kadar kolay. Bu kadar kolay kötüleştireceğim ben. Yani epikriz raporunu ölmüş bir bebeğin daha kötü hale getirmemiz gerekiyor diyor. Ben de sana da onu kötüleştireceğim diyor. Nasıl kötüleştirecek? Bilgisayarda kötüleştirecek. Ne oldu? Aileye de diyeceksiniz ki bebeğinizin işte kan değerleri ya da epikriz raporu bu. Aman mahkemeye falan başvurmayın. Çünkü bebeğiniz ölmek üzereydi. Biz elimizden geleni yaptık. Allah rahmet eylesin. Bu kadar kolay. Ama burada ne geliyor? İyi ki bu dosya açılmış, iyi ki bu teknik takipler yapılmış ve orada diyor ki epik raporunu kötüleştireceğim sadece diye bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Bu kadar kolay bir işlemden bahsediyoruz. Sonrasında başka bir konuşma yine Mehtap Sayar'ın abi Melis'e söyle o kadar yani 3 gün yaşayan çocuğu 6 gün gösterirken ne düşünmüş? insan gibi yapsın. Yani artık kendi içlerinde bunun hesabını yapıyorlar. Yani 3 gün kayıtlarının hani yaşadığı görüp daha sonrasında hani hayatını kaybetmiş bir bebek için diyor ki 6 gün yaşadığı göstermişsiniz diyor. Şimdi bu niye? Eğer olursa bir denetime tabi tutulduklarında bunların ortaya çıkacaklarını biliyorlar. Yani 3 gün ekstradan bir devletten, SGK'dan para almaları gerekiyor. Yani hastanenin cebine para girecek, hastane sahiplerinin cebine para girecek. Aynı şekilde bakacağız. Yine oradaki sağlık çalışanlarının cebine biraz daha fazla para girsin diye. Ama yine dediğim gibi bu hastanelere hiçbir şey yapılmayacak. Ve yine ardından devam ediyor. Arıcı da eks olmuştu, haberimiz yoktu. Kimsenin haberi yoktu. Arıcı eks olduğunu kimsenin haberi yoktu. İşte diyoruz ya yoğun bakım ünitesi. Adı üstünde yeni doğan bebeklerin yoğun bakım ünitesinden bahsediyoruz. Ama ne diyor? Bebek de ölmüş de kimsenin haberi yok diyor. Bu kadar başıboşluktan lakayt bir ortamdan bahsediyoruz. Adı bunların hastane kapısına geldiğiniz zaman şifa dağıttığını söylerler. Adı hastane olarak geçiyor. Yine bir başka Hasan Basri Gök'ün konuşması. Onu merak ediyorum. Büyük ihtimalle ikinci gün geçildi. Onu yazıyorum. Yani yapacak bir şey yok. İkinci gün eko çekilmiş. Üçüncü gün eks olduğu gün biraz saçma gözüküyor. Yani eko çekilmiş diyor. Bu çocuk diyor, 3. Üçüncü gününde hayatını diyor kaybetmiş gözüküyor. Biraz diyor saçma gözüküyor diyor. İkinci gün geçildi. Evet diyor. 2. güne geçiyorum. Tekrar düzeltiyorum kopyalıyorum. Orada yine bir şeylerden böyle Cart Carcut beslenmiyor. Ondan sonra üçüncü günde çocuğa takılmış. Onu da yazdım zaten diyor. İşte bu kadar basit. Sürekli diyoruz ya dosyalarla oynuyorlar. Bu hastanelik sağlık çalışanlarının yaptıkları tek şey dosyalarla oynamak. Ölen bebekleri daha kötüleştirmişler. Her türlü hileliği yaptıklarını görüyoruz. O yüzden de ısrarla bu bebeklerin hakkını savunacağımızı söylüyoruz. Yine Hasan Basri Gökün konuşması. Fırat Hoca hatırlıyor musun? Sürekli bize şunu demiyor muydu? Doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canını kastediyor. Bakın. Doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canını kastediyor. O zaman biz bu Doğukan'ın içinden geçmeyecek miyiz? Bu Sağlık Bakanlığı bu Doğukan içinden geçmeyecek mi? Adalet Bakanlığı içinden geçmeyecek mi? Yani çocukları deneysel yapmak ne demektir ya? Deneysel yaparak çocukların canına kastetmek nedir? Burada bakın konuşulan için size söylüyorum yani. İnatla bebek yolluyorum, ölüyor orada diyor. Bu kadar, bu kadar acımasız, vicdansız bir yapıdan bahsediyoruz size. Niçin konuştuğumuz için anladınız mı? Biz niçin bu konuyu ısrarla gündemde tutmak zorunda olduğumuzu anladınız mı? Bakın burayı tekrar okuyorum. Doğukan deneysel tedavi yapıp çocukların canını kastediyor. Bak inatla bebek yolluyorum. Ölüyor orada. Bu kadar basit. Çok rahat söylüyorlar. Ölüyor orada. Niye? Doğukan deneysel bir takım faaliyetler tedavi yapıyormuş yani. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Şimdi devam ediyorum. Bakın yine mektabın konusu. Direkt adam söylüyor ya. Ak yerine tüp soktular. Bilmem ağzından çıktı. Yok karnından su çekiyor. Kendi deneysel kafasına göre bir şeyler yapıyor. Sürekli adam kendi söylüyor. Yani ne diyor? Akciğerine tüp sokuyor. Bilmem ağzından çıktı. Yok karnından su çekiyor. Pes. Gerçekten de pes doğrusu. Bazen tüylerim diken diken oluyor diyorum yani size. İşte size bu yüzden bunu söylüyorum. Okudukça gerçekten de öfke anlamında gerçekten de kat sayımız artıyor. Benim artıyor, sizin artıyor. Bunları okudukça yüzlerce, binlerce sayfa okuyorum. Binlerce sayfa okudukça gerçekten de toplum olarak biz nasıl bu hale geldik bunları düşünüyorum yani. Biz, biz toplum olarak böyle değildik yani. Yine devam ediyorum. İşte diyor ki spesi çıkmış deyip orada küfür ediyor. Ç çocuğun hocam ya diyor. Tamam aileye ne diyeceğiz ya? Valla o çocuk ölür diyor. Ben sana söyleyeyim diyor. Ölür bir şey de açamaz diyor. Tamam mı? Çok rahatlıkla şöyle aileye ne diyeceğiz diyor. Bu çocuk ölür de. İşte demek istediğim bu. Aileye ne diyeceğiz? Aileye zaten bir şey demiyorsunuz ki. Öldü diyorsunuz. Küçücük bebekleri ailesine kucaklarına veriyorsunuz. Alın bunu defnedin diye. Hani ne diyeceksiniz ki zaten hep de öyle dediğiniz bir şeylerden bahsediyoruz yani. Çok rahat bir şekilde yaptıkları usulsüzlükleri işte burada konuşmuşlar yani. Şimdi mesela başka bir şey geliyor. Hasan Basri Bökü'nün konuşması. 5 tane değil 3 tane bebek istiyorum. Sana açık konuşayım. Biraz daha küfür ederek ölümden dönmüş böyle gebermeye yakın. Bakın bu kelimeyi kullanıyor. 5 tane değil 3 tane bebek istiyorum. Sana açık konuşayım diyor. Tamam mı? biraz daha burada küfür ediyor ben o küfrü söylemeyeceğim. Ölümden dönmüş böyle gebermeye yakın kan gazı ile gelmiş akciğerleri çift taraflı kapalı olan bu kadar vicdansız bir konuşmadan bahsediyorum. Yorumları artık size bırakıyorum. Yani ben daha fazla bunlara yorum yapmak istemiyorum. Sonra geliyoruz bir başka, İlker Gönen diye bu kişiyle kendisi doktor, Frazer'ı ile yaptığı bir konuşma var. Başka bir doktordan bahsediyorlar, dosya kapsamında tutuklanan ve cezaevinde olan bir doktordan bahsediyorlar. Yaptıkları hatalı işlemlerden, hep diyoruz ya bebekleri, sağlıklı bebekleri nasıl öldürdüklerini bu dosyada net bir tabloyla görüyoruz. İşte İlker Gönen şunu diyor, Dursun abi bir tane ben göbek açayım demiş, göbeği açamamış, mahvetmiş mahvettikten sonra Cansu'ya vermiş. Fırat Savu ya kendisine yahu demiş yani. Cansu da şimdi ona çok gergin diyor. O yüzden Cansu'ya da hadi bir şey demedim. Bu kadar basit. Yani doktor göbek açacak, göbeği açamamış ve bebeğin göbeğini mahvetmiş. Sonuç bu kişi baktığımız zaman doktor belki de cezaevinden çıktıktan sonra doktorluk yapmaya devam edecek. Şimdi bir başka bir şey daha geleceğim. Aslında hani bu konuşmanın devamı o göbek deliğini yanlış açtıkları bir bölüm vardı ya. Orada İlker devam ediyor. Yani onu şey yapamadım. Çünkü aile Suriyeli herhangi bir şey yok. Çocuğu adli tıp süreci başlatmadılar. Çocuk defnedildi. Oh diyor. Rahatız diyor. Kurtulduk diyorlar. Niye? Suriyeli bir aile. Suriyeli bir ailenin bebeği ölmüş. Yanlışlıkta o bebeğin işte göbek açılacakken o göbek açamamış doktor. Göbek deliğini mahvetmiş ve sonrasında o bebek ölmüş ve şükrediyorlar kendilerince. Diyor ki, adli tıp süreci başlatmadılar çocuk defnedildi diye söylüyorlar. Ha yok bir şey olmaz o zaman diye söylüyor. Hani aklında olsun belki orada benim de kafama diyor takılmıştı o mevzu diyor. Yani artık diyor bir şey olmaz diyor. Nasıl olsa defnettiler ya diyor. Bu dosya diyor kapandı diyor. Umarım Bakırköy Adliyesi'ne gittiği için bu dosya için söylüyorum. Bu bebeğin de bu bebeğin de mezarını açarlar, bulurlar ve otopsiye gönderirler ve otopside bu doktorların bu konuşmayla birlikte yaptıkları usulsüzlükler de inşallah ortaya çıkar diye düşünüyorum yani. Ama dediğim ya işte bunları önümüzdeki süreçlerde göreceğiz nasıl olacak, nasıl bitecek. Dediğimiz gibi bu işlemleri tam olarak yapılacak mı, yapılmayacak mı? Biz de bunları sizlerle birlikte görüyor olacağız. Yine biliyorsunuz ki bir başka paylaşımların vardı. O işte o ilaçların satılmasından size bahsetmiştim. O ilaçları nasıl satıyorlar, onlardan nasıl paralar elde ediyorlar. Bunların bütün hepsini sizlere de daha öncesinde bahsettiklerimi söyleyebilirim. Şimdi doğal olarak ki size her gün böyle tapelerden bahsedeceğim. Bunu gündemde tutmak için var gücümüzde her türlü bilgiyi sizinle paylaşı olacağımı yeniden söylüyorum. Biz bu konuyu toplum olarak unutmayacağız. Sosyal medya olarak, halk olarak unutmayacağız. Ve adı geçen herkesin bu kapsamda yargılanması, en ağır cezaları alması için mücadelemizi sergileceğiz. Şu an için bu dosyalarda eksik olan tek bir şey var. Israrla bunu söylüyorum. Hastane sahipleri, hastaneler. O hastanelerde de gerekli işlemler yapılması gerekiyor. Acilen yine tekrarlıyorum SGK anlaşmaların iptal edilmeleri gerekiyor. Bunu her yayınımda da yineleyeceğim. Sağlık Bakanlığı bunu iptal edinceye kadar da bu konuşmayı yapmaya devam edeceğim size söylüyorum. Yarın yine başka şüphelilerin tutuklu olan diğer şüphelilerin de tapelerde neler konuştuğunu yine sizlere aktaracağımı belirterek bugünkü yayınımı burada sonlandırıyorum. Ayağınıza taş değmesin. Allah iyi insanlarla bizi karşılaştırsın ve özellikle de çocuklarımızın karşısına iyi insanlar çıkarsın.